Merhabalar, size soralım. Ekonomiden memnun musunuz? Vallahi memnun değiliz tabii. İşçiyiz. Biz işçiyiz. Asgari ücretlidir. Gerçek geçimimiz huzurla geçiriyoruz. Nasıl şu an asgari ücret yetiyor mu? Ne yetmez ya abi, vallahi biz zor durumdayız. Allah yardımcımız olsun. 2825 lira yaptılar en son. Yetmez mi? Bizim için yetmez, bize göre yetmez. Kalabalığız. Çocuklar okula gidiyor, 4 kişi okuyor. Biz iki tane çocuğumuz çalışıyor. O da işte şu anda ikisi de bu evde yatıyor. İşsizler şu an. Eyvallah, işsizler. Neden böyle oldu işsizlik? Neden böyle? Eyvallah, bu pandemiden dolayı bilmem ne bileyim abi, işte artık görüyorsun. Nasıl sizce düzeltebilirler mi? İnşallah. İnşallah. Yapabilirler mi? İnşallah. Ne bileyim, ne diyeyim. İnşallah. Peki yarın bir seçim olsa hangi parti öderiz? Düşünürsün o zaman. Kararsız mısınız? Kararsız. Daha önce hangisine verdiniz? AK Parti öderim. Nasıl? AKP. Şu an yarın olsa? Şu an bir şey diyemem. Peki de o zamana kadar Allah büyüktür. Şu anda bir şey diyebilirim çünkü ben yurt dışından geliyorum. Peki nasıl yurt dışından baktığınız zaman Türkiye'de? Şimdi iki tarafa bakarsan burada yaşayan insanlar için tabii ki ekonomi pek hoş değil. Siz Almanya'dan mı geliyorsunuz? Almanya'dan geliyorum. Şimdi bizim döviz işinin içine kattığınız zaman tabii ki... Burada diyorlar ki Almanya Türkiye'yi kıskanıyor diyorlar. Var mı öyle bir şey? Ben görmedim öyle bir şey. Nasıl oradan baktığınız zaman gerçekten diyorlar? Yaşam standartları olarak. Orada buraya baktığınız zaman zorluklar görünüyor, yaşanıyor ama işte maalesef bazı diğer zorluklardan dolayı da her şey istediğin gibi söylenmiyor. Nasıl? İstediğiniz gibi söylemiyor musunuz? Görüyoruz, yaşıyoruz burada. Duyuyoruz, haberleri okuyoruz. Bir şey söylediğiniz zaman farklı durumlarda pozisyonlara giriyorsunuz. Biraz öyle. Hiç memnun değiliz. Neden memnun değilsiniz? Çok pahalı. Yani marketlere hiç yanaşılmıyor. Asgari ücreti 500 lira artırdılar. Aynen piyasada %100 her şeye zam verdi. Yani bunu denetlemeleri lazım. Bunları kontrol etmeleri lazım. Yani çok mağduruz. Emekliyiz. Geçinemiyoruz. Nasıl buldunuz emekliye yapılan zammı? Yeterli mi sizce? Hiç değil. Hiç değil. Hiç memnun değiliz. 200 lira emekliye zam geldi, yaptılar. 200 lira hiçbir şey yanına yanaşılmıyor. Onu da peşin peşin aldılar zaten. Fazlasıyla aldılar. Zaten vermeden aldılar. Peki neden böyle oldu sizce? Vallahi her şey arttı. Kimsenin şeye yanaşılmıyor. Her şey dolarlar diyorlardı. Dolar düştü. Piyasa yine aynı. Marketlerden kapının içine giremiyoruz. 40 lira kaldığımız yer 80 lira oldu. 15 gün içinde. Yanaşılmıyor. Sanki bir markete yağ almaya gittiğinden sanki kuyumcuya girmiş gibi oluyoruz. Altın almış gibi oluyoruz. Evet. Yani bunlar denetlenmesi lazım. Eğer devletimiz yani bunu öyle şey deyip de yani çıkıp da marketleri hepsini denetlemeleri lazım. Kontrol etmeleri lazım. Sadece marketlere mi zam geliyor yoksa genel zamlar da var mı? Mesela elektriğe, doğalgaza, köprü zaten geçişlerine? Zaten yılbaşında asgari ücret arttı, emeklere zam verildi. Zaten bunlar gelmeden doğalgaza, elektriğe her şeye zam geldi. Bak kış günü, soğuk havalar. Yani doğalgazımızı yakamıyoruz. Yanımızda torunlarımız var ufak, mecbur yakmak zorundayız. Kiralar zaten artta gidiyor, aldı başını. 2000'den aşağı bir kiralık daire yoktur. Peki nasıl görüyorsunuz? Düzeltebilirler mi sizce bunu? Çok zor. Eğer Türkiye'de devletten yeme içme olmadığı sürece her şey düzelir. Yeme içme dediniz? Yani her şeyi bana derlerse kendileri yiyorlar, içiyorlar, hiçbir şeyler etmiyorlar. Ne elektrik faturasını ödediklerinden, kaç lira ödediklerinden haberleri var. Ne doğalgazını ödediklerinden haberleri var faturalarından. Ne gidip bir markete gidip bir alışveriş yaptıklarından haberleri var. Hiçbir şeyden haberleri var. Devlet devletliğini koyacak. Her şeyi gidip çıkıp piyasaya, sokaklara inecek. Her şeyi denetleyecek. Devletin zaptası var, polis var. Devletimiz çok büyük. Devletimizin eli uzun, kolu uzun. Yani bunları yapmaları lazım. Aha, 200 lira. Bir haftalık. Evet. Yarım kilo peynir aldım, yarım kilo zeytin aldım, tamam. Çocuklar pastırma senin, pastırmayı da aldım. Yanaşamıyoruz, alamıyoruz. Peki, son sorumuz. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz?
Vallahi onu düşünmemiz lazım. Yani şu anda memnun değiliz. Şu durumda memnun değiliz ama düşünmemiz lazım. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Devletimiz için, halkımız için, vatanımız için kim layıksa, kim güzelse o gelsin. Peki daha önce hangisine verdiniz? O kendi görüşüm. O kendi görüşüm. Ama memnun değilim. Şu anda durumdan hiç memnun değiliz yani. Hayır, değiliz tabii ki. Neden memnun değilsiniz? Ya ülkeyi batırdılar. Yani memnun olmak için beyin olmaması lazım. Beynin sıfırlanması lazım. Tekstilciyim ben de. Yıllardır yani Ecevit'in önüne o kasa atıldığı zaman bile bu kadar kötü değildi. Çeyreği kadar değildi. Çıkıp televizyonlarda konuşuyorlar. Ya bizi aptal sanıyorlar ya da kendileri bilerek yapıyorlar. Başka hiçbir şey demiyorum yani. Mesela diyorlar ekonomi çok iyi aslında, abartıyorlar diyor. Ben 18 yıllık AK Parti üyesiyim. İlk iki dönem süperdiler. Ondan sonra sadece ve sadece koltuklarını koruma derdine düştüler. Yazıklar olsun. Siz bir AK Parti üyesi olarak bunu söylüyorsunuz. Tabii ki. AK Parti aktif bir üyeyim yani. Ama yazık. Yazık. Yani ya bendensin ya hain. Şu an budur. Böyle bir din var mı? Ben üzülüyorum yani. Peki nasıl görüyorsunuz? Düzeltebilirler mi sizce? Bunlar düzeltemez inşallah. İyi bir hayırlı biri gelir düzeltir. Bunlarla hiçbir zaman iyiye gitmez artık. Değişmesi lazım. İmkansız. Tabii ki değişmesi lazım. Yani en kötüsü bile bundan iyidir. O kadar söyleyeyim. Peki. Bazıları şimdi diyorlar ki biz memnunuz diyorlar. İşte bazıları iş beğenmiyor diyorlar. Doğru diyorlar. Bazı memnun olanlar çıkarcılar. Ama bizim gibi alın teriyle çalışanlar hiç kimse de memnun değil. Evet. Tabii ki ben mesela ayda bana o yalan haberciler ayda 20-30 milyar verip gece gündüz yalan üretin diyorlar. Bize öyle bir para akmıyor. Aksa da ben yalan konuşmam. Tabii ki ben 3 günlük dünyamı satmam yani. İsterse ayda 100 milyar versinler. Şu an gerçekten çok kötü. Çok kötü. Yani dediğim gibi 18 yıllık AK Parti üyesiyim ama bilmedik yani. Hep aldandık dediler. Tam tersine o bizi aldattı. Halkı aldattı. Aynen. Şimdi yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Vallahi buna karşı ikinci parti hangisiyse ona ver. Yeter ki değilsin. Tabii ki değilsin. Ha, ben doğrusu CHP'ye verdim. Yani ne bazı böyle dini bütün olan insanlar işte CHP dinsiz ya dinsiz ne dinsiz din iman partilerle ölçülmez. Anlatabiliyor muyum? Allah peygamber deyip de hırsızlık da yapılmaz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey görmedik yani. Dini kullanıp hırsızlık yapanlar. Yani bunu göz göre göre geliyor. Yani bunu bebekteki, kundaktaki bebek bile görüyor yani. Vallahi öyle yaptılar camilerden soğudum. İnan cumaya gitmiyoruz. Allah günahlarımız da onların boynuna olsun. İnan bıraktım. Çok sağ olun. Siz teşekkür ederim. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Değilim. Neden memnun değilsiniz? Haksızlık var çünkü. Hep zenginler kazanıyor, fakirler çok kötü yaşıyor yani. Şu anda durumlar? Geçinebiliyor musunuz? Çok zor. Bir de küçük çocuklar olunca zor. Yani sistem bu, ne yapalım? Suç sistemde, insanlarda da değil. Nasıl sizce, düzelir mi peki? Düzeltebilirler mi? Evet, düzeltebiliriz. Düşünceler aynı olunca düzelir sistemde. Peki. İslami bir hayat istiyoruz yani. O zaman düzelir hayatımız. Bir hayat? İslami bir hayat istiyoruz. O zaman İslam'da haksızlık yok, hırsızlık yok, menfaatçılık yok. İslami bir yönetim olsun istiyoruz. Evet. Peki, yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Biz oy kullanmıyoruz ailecek. İslam'da haramdır oy kullanmak. Mesela genellikle İslami düşüncede olanlar AK Parti'ye oy veriyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yanlış. Allah kendinden başka şeye neydi? Allah bizi yarattı mı? Kanunlarını da o koyar sadece. Başka birinin koymasına bir hakkı yok. Peki yönetim olarak kimin yönetmesi gerekir? Hani bir yönetici olması gerekmez mi? Halife istiyoruz biz. Adaletli halife. Halifeyi kim seçecek? Halife önce insanların düşüncesi bir olacak. Doğru düşüncede olacak.
ümmet birleşecek, halifeye de bilmiyorum o şekilde seçiliyor. Yani kim olursa olsun halife önce adil olacak, İslam'la yönetecek. Fark etmiyor. Herhangi birisi olabilir mi halife? Evet, İslam'ı bilen, Allah'tan korkan herhangi birisi olabilir. Peki mesela bir taraftan da şöyle şeyler var, işte bu FETÖ'cüler gibi İslam'ı kullanıp yani insanların dini hassasiyetlerini sömürenler var. Böyle şeyler de olamaz mı? Gerçekten Allah korkusu olan insanda olamaz öyle bir şey. Peygamberin yönettiği gibi bir sistemde yönetilirsek hiç kimseye haksızlık olmaz. Mesela insanları kandırabilirler de aynı zamanda. İşte o zaman olmaz. İslami bir hayatta olamaz. Şu anda yok, İslam'la yaşamıyoruz. Partilerinde hiçbirinde İslam diye bir şey yok. Yani sözde var, amelde yok. Kandırıyor. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Size sağ olun. Teşekkür ederim.